Bugün Konya'dayız, Baba Ocağımızdayız. İçişleri Bakanlığı olarak AFAD koordinasyonunda çok güzel bir toplantı gerçekleştirdik. İstedik ki 6 Şubat Asım felaketi depremleriyle devlet millet el ele yapılan insani yardımları AFAD'ın koordinasyonunda bütün kurumlar, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarımızla beraber istişare edelim. Bizim için önemli bir istişareydi. Depremin ilk anından bugüne kadar sivil toplum kuruluşlarımızın bize sağlamış olduğu, milletimize sağlamış olduğu desteklerin neler olduğunu ve bunları yaparken tecrübe paylaşımı, daha iyi olmak, daha verimli olmak, daha etkin olmakla ilgili nelerin altını çizmeliyiz? Bunları tek tek irdeledik. Ve daha önce AFAD'da yapılan bu buluşmaların, bu toplantıların bugün Konya ayağındayız ama yine zaman içerisinde de arkadaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza yine bir araya gelmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki bugün bir araya gelmiş olduğumuz 71 sivil toplum kuruluşlarımız gerçekten gönüllü iyilik hareketini gece gündüz demeden, mevsim demeden, zorluk demeden, özel yaşamlarından fedakarlık yaparak aziz milletimizin hizmetinde. Eğer bizimle beraber dünyada bir yardım eli isteyen bir ülke, bir afetle ilgili bir sıkıntı varsa orada hep gösteriyorlar. Göstereceklerine de hep inanıyoruz daima. Biz Asın felaketinden sonra Asın birlikteliğini Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la gösterdik. Biliyorsunuz değerli kardeşlerim, bugüne kadar 76 bin hak sahibinin kuralarını çektik. Yakın zaman içerisinde yine muhtemelen bu ay sonunda 24 bin konutun yine hak sahiplerine kuralları yapılacak, gerçekleştirilecek ve Cumhurbaşkanımızın ifadeleri bu yıl sonuna doğru 100 bin hak sahipleri kurayla anahtarlarını inşallah almış olacak. Ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız can siperhane hak sahiplerinin konutlarını yapmakla ilgili gayretlerine devam ediyor. Değerli kardeşlerim, biz her zaman devlet ve millet afet dönemlerinde, zor günlerde, dar günlerde halk tabiriyle bir arada olan, iyiliği esirgemeyen, veren el olma onurunu hep hisseden bir millet olduk. Sivil toplum kuruluşlarımız veren elle alan el arasında mükemmel bir duruş sergiliyor. Biz her birine minnettar olduğumuzu, müteşekkir olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz. Ama müsaadenizle tekrar burada olabilen, bugün bir vesileyle buraya gelemeyen ama Asın felaketinden bugüne insani yardımlar noktasında müdahale ve iyileştirme süreçlerinde bize, İçişleri ailesine, AFAD ailesine, devletine yardım eden, yapılan yardımlara yardım eden, orada milletimizin iyi ki varsınız duaları sözlerine mazhar olan sivil toplum kuruluşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Onlarla biz daha güçlüyüz, onlarla biz geleceğe daha güvenli, daha emin bakıyoruz. Sizlere de bizi sabırla izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun.